tabi konuşmasında eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Sözleriyle milli eğitim alanındaki hedeflerini açık seçik ifade etmiştir. Türk milletinin bir daha işgal ve esaretle karşılaşmasını engelleyecek bir eğitim biçimini oluşturmak gayesinde olmuştur. Böyle bir eğitimin altyapısını da pek tabii ki bilimin, dinden, aklı inançtan bağımsızlaştırmayı amaçlayan aydınlanma devrimleriyle oluşturmuştur. Biz de bugün yapılan inkılaplar ışığında atamızın izinde